Şimdi efendim hepinize tekrar teşriflerinizin için teşekkür ederim. Bursa Belediyesi'ne de, Bursa Belediyesi yolu değil mi? Yanlış olmasın. Teşekkür ederim. Bana tahsis edilen konu ilmin kapısı merak ve araştırma deniliyor. Evvela sözlerime şöyle başlamak isterim. Evvela ilim denen bilinmek, bilineni bilmek, bilinip de malum olmayanın üzerine gitmek, araştırmak, sonra bilineni yeni bilgilerin aydınlığında gözden geçirmek. Tabii bu bizi nereye götürecek? Böyle bir çerçeve içerisine baktığınız zaman çok önemli bir gerçeğe götürecek. Bizim bir, bu dünyadaki hayatımızın çok sıkıntılı bir yanı şuradan geliyor. Bir insanın eğer inanıyorsanız Allah'la ilişkisi vardır. Buna çok dikkat etmek gerek. Bir de insanın insanla olan münasebeti vardır. Şimdi insanlar hürdürler, hür doğarlar. Ve hürriyet Allah'ın haklarındandır. Buraya kadar güzel. Fakat o hürriyeti nasıl kullanacaksın? İşte bu noktada Allah'ın dahli yok. Yani Allah süt veriyor ama sütlaç vermiyor. Onu söylemek istiyorum. Sütlaçı sen yapacaksın. Sen akledeceksin. Sütlaçla istediler hadise kendine bu mükevvenat içerisindeki benim yerim ne, yurdum ne, nereye gidiyorum, nereden geliyorum, değer mi, değmez mi? Nice servet sahipleri var. Bu adam işte toptan yıkılmaz falan diyorsun. İki gün sonra yok yerin değerler ismiş. Böyle bir dünya. Kimseye kalmıyor. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Ben diyor, şunu söylüyor, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyor. Onun için zengin bir hayat yaşamak lazım. Buradaki zenginlikte parasal güç belki bir ivme verebilir. Buraya kadar tamam. Ama her şey parayla mukayyet değil. Yani zengin yaşamak belki 3-5 sevgili dostla bir arada olmak, sohbet etmek, kendi yalnızlığında tetebbuat dediğimiz kitap karıştırmak. Bunlar insanı zengin kılar. Çünkü bizim götüreceğimiz fazla bir şey yok Allah'a. Onun da zaten ihtiyacı yok. Gelelim şu insan Allah ilişkisine baktığınız zaman, ben de etrafıma bakıyorum. Etrafta çok ciddi bir gaflet var, gaflet. Yani aslındaki cevherleri inkar eden gaflet yolunun yolcusuyla görüşüyorum. Ben de payıma bunlarla. Tamam mı? Buna biz nümen alemi diyoruz. Allah Allah'ını kimseye vermez. Bu nümen alemidir. Gel canım sen buraya gel. Gel. Şimdi şunu da söylemek isterim ki bir de fenomen alemi var. Biz insanız. İnsanın insanla münasebeti var. İnsanın maddeyle olan münasebeti var. İnsanın devletle olan münasebeti var. İnsanın uluslararası ilişkilerle münasebeti var. Bilhassa karmaşık, dolaşık bir yapı içerisindeyiz. Nasıl insanın Allah'la olan münasebetinde derin bir gaflet içerisinde ben insanları görüyor isem şahsım adına konuşayım. Cami imamı falan değilim yani. Ben buraya da o manada da gelmedim. Ama takdir buyurun ki ben okuyan bir adamım. Çok okuyan bir adamım. Lütfen bu notu benden esirgemeyin. O nedenle sizi kandırmaya da falan da gelmedim. Ama bir müktesebat dediğimiz bilgi birikiminin sonucunu buraya davet etmişler, sizlerle paylaşıyorum. Bunun dünü yok, yarını da yok. Diyeceğim şey şu ki, insanın insanla olan münasebetinde de bu hayat bizi sanki ameliyat masasında bir anestezistin elinde uykuya dalmış gibiyiz. Orada da bir gaflet var. Uyutuyor hayat bizi. Uyutuyor. İlla uykudan uyanmak için hasta olmak mı lazım? Ağır bir travma mı geçirmek lazım? Bunları yaşıyoruz. Bunlar kader çizgisi. Seve seve bu işi halletmezsen Allah'la olan ilişkisini söke söke alırlar. İnanın bu işler böyledir. Etrafınızdaki insanlara bakın. Fenomen alemindeki insanların bir koşuşturması var. Bunu anlıyorum. Rızk peşinde koşarken insanlar Rezzak'ı unutuyorlar. Bu da bir gaflet.
Kabe'ye gidiyor, Mekke'ye gidiyor, ziyaret ediyor, evi görüyor, evin sahibinden habersiz. Evin sahibini gör, kaç para kira veriyorsun de. Ne yaptın de. Bak buraya zemzem tavır yapmışlar. Bu ne kadar ahlaka, İslam ahlakına. Yani ders söyletir, aşk ağlatır. Şimdi gelelim bizim hikayemize. Burada temel sorun, insan Allah ilişkisinde temel sorun, Allah'ın kullarından bilmesini istediği isimleri var. Biz Allah'ı Allah olarak bilmeyiz, bile bilemeyiz. O somut bir kavramdır. En kritik anda dahi Allah dersiniz. Ama daha çok da aman Allah'ım dersiniz. Değil mi? Bir dakika dikkat buyurun. Aman Allah'ım dersiniz. İş ne oluyor? Somutlaşıyor. Elinize bir bardak, bir bardak bir kaza neticesinde düştü, kırıldı. Ne dersiniz? Ben eski terbiyeyle konuşayım. Şimdi belki bilmiyorum, Bursa'da söyleyebilirler. Çünkü İstanbul kültüründen çok farklı. İstanbul İstanbul olmaktan çıktı. Bambaşka bir yere yuvarlanıyor. Tanıyamıyorum. O da ayrı bir hikaye. Ne dersiniz? Hay Allah. Doğru mu? Bunun anlamı şu. Bunun anlamı şu. Giden gitti ama kalan Allah. Hay Allah. Diri olan Allah. Bak Allah'ı neyle birleştirdiniz? Onun insan insana olan ikramı diyelim, varlığını canlılığıyla müseccel kılmasına. Anlatabildim mi? Şimdi bizim konumuzla Allah'ın ilişkisi, Allah alimdir. En iyi bilendir. Bilenin üstünde bilendir. Bilmem anlatabildim mi? İşte bu sınırlara hududu bilmem olmayan zat bilinmekliğini istiyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Onun bizimle alakası bilinmekliğini istiyor. Nasıl bileceğiz? Tırnağımızı kanatacağız. Şimdi yalan söylemeyen iki televizyon kanalı var benim tespitlerime göre. Bunlardan birisi National Geographic, diğer de Discovery Channel. Bir üçüncüsü daha olabilir. Animal Planet falan filan olabilir. Onlar hiç yalan söylüyorlar mı? Söylüyorlar mı? Lütfen söyleyin. Hayır. Biz izlerken ne diyoruz? Allah Allah. Allah Allah. Allah. Doğru mu? Böyle diyoruz. Bize Allah Allah. Yunus Emre ne diyordu? Şol cennetin ırmakları akar Allah değildi. Evet, bilinmekliğini isteyen Allah bunun vasıtalarını da veriyor kullarına. Size şöyle söyleyeyim. Allah ilmi isteyene veriyor. Altını çiziyorum. Parayı isteyene de vermiyor. İstediğine veriyor. Bakın dikkat buyurun. Parayı istediğine veriyor, ilmi isteyene veriyor. Çünkü sen şimdi elinde bir kilo altınla Allah'a varıyorsun. Bir de bir kırık kalbi ne yapmışsın? Veyahut bilinmeyen bir şeyi bulmuşsun. Penisilini bulmuşsun. Efendim, verem hastalığının antikorunu bulmuşsun. İlacını yazmışsın. Bu bilinmekliğe girer o. Derdi veren dermanı arattırır insanı. Şimdi bu iki insandan birinde bir kilo altın, birinin elinde de kırık bir kalbin ihyası hususunda bir yardımda bulunmuş veya bilinmeyen bir şeyi bilinerekten insanoğlunun bir derdine çare olmuş. Bu ikisinden Allah hangisini alır? Allah kalpazan mı? Tövbe estağfurullah. Altına mı ihtiyacı var? Hayır. Bu tasavvuf şairler bile söylüyor. Sana gizli bir sözüm var. Gel gönüle, gir gönüle. Bulam dersen babu hakkı. Ne demek babu hak? Allah'ın kapısı. Bulam dersen babu hakkı, gel gönüle, gir gönüle. Bu iş olmuş, babu âli olmuş. Babu. Bilmiyorum buradaki inceyi yakalayabildik mi? Evet, bilinmekliğini isteyen Allah
ilim yolunda olanlara çok büyük kolaylıklar veriyor. O halde bilineni bilmek, bilinmeyeni araştırmak meselesinde ilim yolunda olan insanların önü açıktır. Bahtı güzeldir. Çünkü Allah'la iş yapıyordur. Bunun farkında olan var, olmayan var. O da ayrı hikaye. O da bir zihniyet meselesi. O halde araştırabilmek meselesine geliyorum burada. İşte sorun bu. Biz televizyon kanallarında Discovery Channel'da, National Geographic'te izlerken neler görüyoruz? Şimdi kendi kendime düşünüyorum. Bir kutup ayısı. Kutup ayısı. Karlar içerisinde. Belki senin benim yediğinin 5 mislini yiyecek kadar, değil mi? Ne AVM var, ne bakkal Mehmet Efendi var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Allah onun rızkına kefil. Böyle izleyin. Öyle hastalara sahip ki sen ben orada 15 saniye sonra donar gidersin. O direniyor, yapısıyla direniyor. İki, kendisini 10 veya 15 gün götürecek rızkı buzulların üzerine bir yere duruyor, bir vuruyor, bir fok balığı yakalıyor, 10 gün 15 gün idare ediyor. Rızık da böyledir. Şimdi ilim yolunda olmak meselesi araştırmaya dayanır. Bir şeyin peşinde koşmak. Ne yapacaksın bunun için? Araştırma programın kafanda netleşecek, iyi olacak. Ben bu yollardan geçtiğim için bir Türk olarak söylüyorum kendimi, çizgi üstündeyim. Yani talebelerim de bilirler, ben talebenin karşısına bir şey önümde elimde bir şeyle çıkmadım. Onlara tabi oldum. Ama oraya gelene kadar okudum. Şimdi söyleyeceğim şey şu ki, evvela konunun çok yararlı olması lazım. Selahiyetle ifade edeyim, benim ilk ciddi çalışmam Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşmasıdır. Talebeliğim İngiltere'de geçerken, bu çok teknik bir konu, iktisat düşüncesi de yayılıyor. Düşünceler yayılır. Nasıl iPhone'lar geliyor, onlar gelmiyor. Düşünceler de gelir. Kitaplar kanalıyla gelir. Gazete haberi olarak gelir. Veya o ülkede merkezden biri gelir, burada konferans verir vesaire vesaire. Çeşitli yolları vardır bunlar. Fakat zihninize tohumun düşüp de Allah'ın onu sulaması, dedik ya Allah isteyene veriyor ilmi. Bu mutlaka neticelenir. Şimdi 1971 senesinde İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde ekonomi okurken zihnime onların meselelerinden biri kafama düştü. Çünkü onların kafasında, yani Kürt Osmanlı diye bir şey biliyorlar ama işte cengaver bir ırk gibi görüyor. Bunlar diyor ancak diyor bilek kuvveti falan kafada. Bunlar hikaye. Çünkü maddeyle konuşmuyor. Yanlış değil bunlar. Çünkü ecdat İstanbul'u alırken sabit silahla çatışıyor. İstanbul belli. Sabit silahta bal yemez topları. Edirne'de döktürmüş. Geliyorsun Fatih Şeyh'in önüne, patlatıyor. Ya Allah, Bismillah, içeri giriyorlar. Diyor ki bak kafa nasıl çalışıyor, sütlaç nasıl sütlaç yapıyor adam. Diyor ki ben bu Türkleri nasıl yenerim diyor. Ne yapıyor? Hedefi sabit tutuyor, silahı hareketli hale getiriyor. Ne oluyor? Hareketli hedef, sabit silah meselesinde. Silahı ne yapıyor? Bal yemez topları iner olma, hareketli silahta tüfek yapıyor. Tüfek. Nedir tüfek isimleri? Silah isimleri? Kaleşnikov, Martini, Mauser, Thompson. Bunlar hep isimdir bunlar. Soyad, aile isimleri bunlar. Sen ne yapıyorsun? O tüfeği alıyorsun, görüyorsun, yapamıyorsun, yapmıyorsun. Şunu söylüyorsun, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Tüfeğin icat olması rasyonel bir hadisedir. Mertliğin bozulması, aşk, sevgi, iman ne oluyor? Gidiyor. Mertlik bozuldu diyor. Evvelden iyiydi.
Şimdi senin mertliğine ne yaptı? Bozdu bakın. Bugün de dünyaya dikkat edin. Mert adam yok. Atari oynuyor adam. Sallıyor. Ne kadarsa o kadar. Bak bunu tarih batını küçümsediğin manasını almayın. Cengaverlik zaten o noktada gitmiş. Onlar biliyor kimin cengaver olduğunu, ne olduğunu. Şimdi uluslararası ilişkilere geçmeyelim. Ama olay bu. Sonra sen ne yapıyorsun zaman içerisinde? Onu kullanıyorsun. Yapamıyorsun ama kullanıyorsun. Ne diyorsun? At Martini Debreli Hasan. Dağlar inlesin. Drama mapushanesinde namın söylensin. Tam açık hava işi. Oh ne güzel. Sallıyor adam. Da, da, da. Adam da diyor ki sen salla diyor. Çok iyi diyor. Düğünlerde sallan diyor falan filan. Anlatabiliyor musun? Aynı şey. Getir iPhone'a kullan. İşte iPhone 6 Plus'a getir. Bilmem ne yap. Ne yaparsan yap. Senden bir şey var mı? Yok. Bol tüketici. Devam et diyor sen bu şey. O halde sorun ne? Sorun eşya ile konuşmak, eşyaya dokunmak. İşte Türk savunma sanayinin Kıbrıs harekatını siz bilmezsiniz. Bilmiyorum aranızda onu bilenler var mı? Türkiye ilk defa falso 1964'te Johnson'ın rahmetli İsmet İnönü'ye gönderdiği mektupla dünyanın kaç para olduğunu Anya'yı, Konya'yı gördü. Ama elinde hiçbir şey yok. Sonra Kıbrıs harekatı sırasında Amerika ben silah ambargosunu aldı. O zaman da Süleyman Demirel'di. Tam ayıktılar. Ve yavaş yavaş işte Aselsan falan filan Türk savunma sanayini oransal olarak dışa bağımlılığını azaltmaya çalıştılar. Bugün hamdolsun %60'lara çıktı. Yani içerideki şey %40. Belki daha bile fazla. Her rakam Türkiye'de ben güvenemediğim için sen bu kadar öğren diyor. Bunun diyor düşmanı var, bilmem nesi var diyor. Ben %100 olayım da diyor sen %60 falan. İşte bu oranlar meselesinde benim zihnimi en fazla kurcalayan bir tanesi de Türk ilaç sanayinin durumu. Rakamı söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. %97 dışa bağımlılık oranı. %3'te ne var biliyor musunuz? Bizim çocukluğumuzda aspirin Bayer vardı, gripim vardı. Onları yapıyor işte. Her şey patentli. Ama neden onların başarısı var? Çünkü laboratuvarların ışıkları sabaha kadar sönmüyor. Şimdi Allah kimden yana? Siz bir düşünün bakalım. Derdini veren Allah, dermanını aratan adama sen hor hakir mi bakacaksın? Allah çalışanı sever bir defa. Çünkü Rahman. Sana bana iki tane kulak vermiş, o inanmıyor diye ne yapacağım? Vermeyeyim ben ona kulak vermeyeyim. Ne alakası var? İşte Allah Allah'ını tam yapıyor. Sen kulluğunu nasıl yapıyorsun? Araştırma meselesi buradan başlıyor. O halde tekrar ben kendi konuma geleyim. 1971 senesinde fikri kafama düştü. Kitap 1986 senesinde çıktı. Bu da Batı'da üretilen iktisadi fikirlerin hangi yayılma kanallarıyla ülkemize gelmesi, bir zemin bulması ve yayılması. Bu da eğitim yoluyla oluyor, basın yoluyla. Bunları araştırdım. 15 senemi aldı. Ben eski yazıyı okur yazarım. Dikkat buyurun. Benim kuşağımda yok böyle bir kimse. Sosyal bilimler için söylüyorum. Yani ilahiyat için falan onlar bilirler herhalde. Ya günlük gazeteleri taradım kendime göre. Ben velhasıl çalışmadım. İşte bu bana araştırma ruhunu kazandırdı. Demek ki evvela lokmamı çok çetin seçmeliyim. Öyle avanta, lavanta, kolay falan filan. Bu bizim kanayan yaramızdır. Üniversitelerin durumudur. Çok üzgünüm bunu söylediğim için. Ama çok harikulade demekle harikulade olmuyor. Bal demekle ağız tatlanmadığı gibi övgülerle olmuyor. İşin hakikati İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin dergisini alın. Yukarıdan aşağı bir içindekiler kısmına bakın hepsi yardımcı doçent. Yukarıdan aşağı yardımcı doçent. Ya bir tane doçent profesörünüz yok mu? Neden? Çalışmıyorlar. Salla başını al maç. Eleştiriye geldiği zaman o bangalda kül koyuyor. Evvela sen kuvvetli ol. Öyle değil mi? Bizim siyasalda Allah aşkınıza söyleyin. Kim, hangi hocamız çalıştı? Ne yaptılar? Bir tane Şükrü Hanioğlu vardı zannediyorum ondan siyasete. Onu da Amerika kaptı. Princeton'da aldı görüyorum. Adam bırakır mı sana? Abi derdi Şükrü Hanioğlu. Gecede iki saat uyuyorum ben derdi. Allah Allah derdi. Adama bak ya. Ama eserleri ortada. Sözlerimizi toparlayalım. Bu vesileyle ben
zaten bildiğim kütüphaneleri taramaya başladım. Hangi konuda şey yapıyorsam. En son Şeyh Bedrettin üzerine çalıştım. Üzerine kaç sene verdim söylemiyorum. Türkiye bu rakamı kaldırmaz. Emin ol, kaldırmaz. Ultra lüks. Ama benim işim bu. Devletim beni okutmuş. İlk mektepten İngiltere'deki son günüme kadar ailemden delikli kuruş çıkmadı. Ben daha bana bu kadar özen göstermiş bir devlete karşı ben onun evlatlarını niye okutmayayım? Ben de talebelerime hizmet ettiğimi burada açıklıkla ifade ederim. Tevfik Rekdet diyor ki vatan gayur insanların omzunda yükselir. Bunu bir iktisat profesörüne söyledim. Gayur ne demek dedi. Abi böyle abuk sabuk bilmem ne. Maziden kopuk. Olmuyor. Dolayısıyla bu araştırmayı bilmek, kitaplarla uğraşmak. Şeyh Bedrettin üzerine çalıştım. Muntazam haftada bir veya iki gün İstanbul'da Altunizade'de İSAM diye bir kütüphane vardı. İslam Araştırmaları Merkezi. İçinde 400 bin kitap var. 400 bin. Dedim ya eski yazıyı okuyorum. Bana lazım olan eski yazı bir metni künyesini veriyorum. Allah onlardan razı olsun oradaki çalışanlardan. Yarım saat sonra masama getiriyor adam. Eski yazı kitabı getiriyor. Ben de çalışıyorum, okuyorum, yazıyorum hala. Ve her defasında kütüphaneye girerken şunu söylüyorum. Ya Rabbi benim rızkım nerede? Birinci katta mı, üçüncü katta mı? Hangi kitaplarda arasında bunlar? İşte bunları bir araya getirerekten eser ortaya çıkıyor. Öyle kes yapıştır. Sizlerden glue scholarship diyorlar bunlar. Kes yapıştır. Efendim, scissor İngilizce makas demek. Glue de zamp demek. Kes yapıştır. Şimdi bu olmuş copy paste. Copy paste diyorlar. Kopyala yapıştır. Bu mu ilim? Birbirinin aynı. Amerika'da, İngiltere'de fikir imal ediliyor. İmal fikir orada. Buradan geliyor. Çok iyi dile hakim. Dile hakimiyet çok iyi. Orada hiçbir şey yok. Ama tembellik de sultani. Adam oturuyor oradan alıyor. Burada ismini yazıyor. Makale diye gönderiyor. Hiçbir orijinallik yok. Özgün bir metin ortaya çıkmıyor. Kendisine ait bir cümle yok. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. O halde bütün mesele çalışmaktan geçiyor. İyi bir konu, çengeli iyi bir yere atmak ve çalışmak, eser vermek. Bunun örneklerini ben çok verdim. Yani benim çalışmalarıma, burada bir tezgah açmıyorum. Yukarıda açılmış tezgah var zaten. Bunların hepsi göz nuru alın teri derler ya, öyle bir çalışmaların mahsulüdür. Ben talebelerime bu yönde örnek olmayı çok arzu ederim. Eminim. Yani akademik dünyaya intisap edenler için söylüyorum. Çünkü bu memlekette çok kolay. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Jüriler ona göre konuşuyor. Tamam abi bizden, ilimde bizden, bizden, sizden yok. Dogmatik olan alan daima pratiğini ister. Normu Allah kor. O dogmatiktir. Sana diyor ki Allah helal kazancın. 40'ta biri senin değil benim üzerimden fakirindir diyor. Doğru mu? 33 defa da bunu Kur'an'da beyan edilen, en fazla beyan edilen ayettir. Sen bir çiviyi 5 defa da vurur, çakar yerine oturtursun 5 defa. 33 defa çivi gider mi? 33 defa. İşte bu işler o dogmatik olanı sen gidip Bursa müftüsüne veya bilmem Emir Sultan Camii'nin imamına Mustafa Efendi bunu ya şu %2,5 şey bunu hani bire yap diyemez. Değiştirilemez. Ama devletin koyduğu bir nasıl söyleyeyim vergi. Bugün bakıyorsun 15-20 kuruş petrole zam. Ertesi gün 7 kuruş indirdik, 5 çıkarttık, 5 böldük. Bu sene bilmem motorlu taşıt bilmem ne araçları %12 vergilendirildi. Allah kelamı değil ki bu. O teorik, sen onun pratiğine bakıyorsun. Ve çok çabuk da değişiyor, dikkat edin. Çünkü aklın ürünü onlar, öteki öyle değil. Yani vahye müsnedi olan şeyler dogmatiktir. Onu sen pratiğine bakarsın. O pratiğinde özelliği şudur, pratikte şu. Kendine soracaksın eğer inanıyorsan, inanmıyorsan
Ben ona bir şey söyleyemem. Bugün Allah için ne yaptın? İkinci bir cümlesi yok. Gelelim insan-insan ilişkisi, insan madde. Orada fenomen alemidir. Orada ilişkiler. Başın ağrıyor. Aspirin. Aspirinin muhtevası her yerde aynıdır formülü. Ama mutlak muhakkak manada değildir. Aspirin ne olur? Aşılır. Neyle aşılır? Şiddetiyle aşılır. Yeni bulgularla aşılır. Bundan her 110 sene evvel, 120 sene evvel her Türk ailesinden bir kişi ince hastalık denilen veremden ölmüştür. İstatistikleri konuşturalım. Bugün veremli sayısı 100 binde 2'dir Türkiye'de. Türkiye'de. Bu kadar düşürülmüş rakam. Kontrol altında. Kontrol altında olmayanlar var. Doğru. Ama çalışan, tırnağını kanatan, değil mi, araştırıcı onu bulacak. Allah veriyor. Anlatabildim mi demek istedim? O halde söz tekrar başa getirelim. Bizim zaaf ve zafiyetimiz araştırmaya önemli önem vermiyoruz. Şimdi Ar-Ge denen bir şeyler çıktı. Firmalar Ar-Ge yapıyor. Araştırma geliştirme. İşte ondan milli gelire oran yapıyorlar falan. Bu memleketin insanının cevherli olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zekaveti başına bela. Çok zeki. Ayak oyunları bilmem. Hani var ya şeytana pabucu ters giydirmek, giydiriyor. Gündelik hayatta görün, İstanbul şeytanlarla dolu. Hep pabuç. Tak takıyor adam. İnanın bana be. Hadi git de İngiltere'de tak. Biz talebeyiz, İngiltere'ye gittik. Kusuruma bakmayın, çenem düştü. Belki ama affınıza sığdı. Bir burs almış çocuk teknik üniversiteden. Şeytanın teki ha, zeki, zekavet fışkırıyor kafasında. Dedi ki bana Ahmet dedi, işte landlady tabir ederler, evinin bir odasını kiraya verilen hanım, işte bir kadınca. Dedi ki, hava da soğuk, ızgara var, ızgaraya para atacak. Ya bıktım dedi para atmaktan dedi. Atıyor, iki saat sonra kak geziliyor. İsmi de Sami'ydi. Ne oldu Sami dedi. Ben dedi formül buldum dedi. Kibrit, selloteypi alıyorum, parayı oraya koyuyorum, tak atıyorum. Oh, şahane yanıyor diyor. Çıkartıyorum, tak o yeter iki saatte bir. Buraya kadar iyi. Fatura geliyor. Kadıncağızda fatura geliyor. Elinde de anahtar var. Izgaranın işte kumbarasını açıyor, hiçbir şey yok. Kadın alana bakıyor. Ona bakıyor. Öyle yapıyor. Kafası buna işliyor. Kafası buna işliyor. Şimdi bunu İngiliz yapmaz. Ha İngiliz ne yapar? Onun yaptığı aklın ve akıldan yaptığı şeyi söyleyeyim. Akılın aklından nereye götürüyor? O sana kolon atıyor. İşte bugünkü Türkiye'nin sorunu da o kolonların yıkılmasından kaynaklanıyor. Rahatsız ve tedirgin. Anlatabiliyor muyum? İşte aradaki fark bu. Çok zeki insanlar, çalışkan, gayretli insanlar var. İşte bunların önünü açmak lazım. Bu tabii bu yolda araştırma enstitülerinden geçer, üniversitelerden geçer. Üniversite hocasının laklakiyatla işi yoktur. Hatta siyasetle işi yoktur. Onu da söyleyeyim. İşi neyse onu yapacak. Talebe yetiştirecek, eser verecek. İngiltere'de bir hocayı üniversiteye nasıl Galatasaray Kulübü veya diyelim Fenerbahçe mukaveleyle alıyor, orada da mukaveleyle alıyor. Ben üniversite hocasıyım, salla başını al maaşını, ömür boyu Vakıflar Bankası gelir. Yok böyle bir hikaye orada. Adam senin bir yıllık performansına bakıyor. Ne yapmış? Ne yapmış? Talebe 12 veya 13 tane talebe veriyor. Kaçı geçmiş, kaçı kalmış? Yani diyelim ki İngiltere'de bir hocanın 12 tane talebesinden farz-ı muhal 10'u, 9'u, 10'u çaktı. Evvela hoca gidiyor. Evvela hocayı götürüyorlar. Teşekkür ederiz. Çok başarısızsınız diyor. Bizim diyor efendim işte diyor harcanacak talebemiz yoktur diyor. Başarısız talebimiz diyor. Alırken diyor seçerek aldık diyor. Sen vazifeni yapmadın deyip adam koltuğunun altında bonserviste gidiyor başka üniversitede iş arıyor. Bakıyor. Adam diyor ki o maşallah diyor. Maşallah dedi de biz diyoruz. Maşallah diyor siz verilen talebeleri çaktırıyormuşsunuz diyor. Bizde diyor çaktıracak talebe yok diyor. Buyurun efendim diyor. Konuşma bitmiştir. Hayırlı işler, bol güneşler diyor. Gönderiyor. İşte durum bu. Buna mukabil eğer siz bir basket oyuncusu gibi düşünürsünüz. Adam kaç tane üçlük atmış, kaç tane ikilik atmış. Hepsi yazıyor mu?
kaç tane rebound almış, kaç tane fast break yapmış, kaç tane topçam bilmem ne yapmış, ne yaptıysa. Hepsi burada yazıyor. Burada hepsi yazıyor. Sen gel diyor. Ne alıyorsun diyor Chicago Bulls'dan diyor. İşte diyor abi, senede diyor 2 milyon dolar alın. 5 veriyorum diyor. Nereye gidecek? Ben Chicago'luyum. Ben yok öyle hikaye. Nereye gidecek? Kaliforniya'ya gidecek mesela. Herhangi işte kim veriyorsa o basket kulübü. Ama ölçü bu. İşte bunlar da çalışıyorlar. O üçlük atanların oranı o kadar yüksek ki, o NBA'de bazen izliyorum. O kadar yüksek ki. Bir de bizimkiler atıyor. Allah kabul etsin. İşte ne yaparsın iyi olacak. Çalışacaklar. Efendim? Offshoot'tan biri. Orada bir zenci ayağa kalkıp üçlük, o çizginin dışına üçlük attığı zaman diyorum ki ya girmezse adamı, bütün hayatı orada. Sen de öyle bir şey yok. Hallederiz abi, kolay. Ama ben de zaten böyleydim falan. Sen buradaki maçlarda hadi ya Allah bismillah adama şey veriyorsun, gaz veriyorsun falan. Neyse, ilimde böyle hikayeler yok. İlimde peygamber yok, aziz yok, otorite yok. Şimdi sene 1966, ben talebeyim de, ben İktisat Fakültesi'nden mezuniyet sonrasında İngiltere'ye gittim. Bir hocamızdan, makro iktisattan, Keynes iktisadını dinlerdik. O da hoca da çok muhteşem bir hoca. Sabri Ülgener, bu memleketin yetiştirdiği müstesna kafalardan biri. Allah ona rahmet eylesin. Huşu içerisinde, 20 yaşında. Huşu içerisinde diyorsun. Sen neden? Türkiye fakir. Türkiye sevdalısısın. Türkiye sevdalısısın. Türkiye kalkınsın. Değil mi? Derdin bu. Şimdi bu nasıl olacak? Sermaye birikimi yok. Müteşebbislerden pek gözün tutmuyor. Herkes 20 yaşında bir adamın sosyalist olması çok normal. 60 yaşında hala sosyaliste. Ben durup bakarım. bir şey var yani orada. Orada bir hikaye var. 20 yaşındaysan heyecanını anlarım. Çünkü olaylar insanı tahsiye ettirmiyorsa sende RG yok. Sende araştırma, gelişme falan hiçbir şey yok. Sende RG sıfır. Sonra İngiltere'ye gittim. Bir hocam oldu benim, Terence Hutchison diye. Aklın ne olduğunu orada gördüm. Biz buna aklı selim diyoruz. Yani kusursuz mükemmelliyetli akıl. Sami'deki akıl kusursuz mükemmelliyet akıl olur mu? Ondan dünya götürür mü? Bilmem şey yapıyor. O metroda da şey çalıyordu. Yaptığı numaraları anlatsam size. İngiliz ekonomisi batacak sanki. Brexit'e girmeyecek. Her neyse. Hocam Keynes'in öğrencisi olmuş. 1930'ların başında. Cambridge'de King's College'da. Adamdan bir dinliyoruz ki biz herkes bizi uyutuyormuş yani. Sen huşu içinde dinliyorsun. Camide hoca mı dinliyorsun? Yoksa antenlerin dik kuşkuyla mı dinlemen lazım? İlim, bilimde kuşku esastır. Şüphe esastır. Şüphe bir o manada bir nura koşmaktır. Ötekinde zaten nuru bulmuşsun. Allah hidayet versin. Orada bir şey yok. Sen vazifeni yaparsın. Sen kaderi değiştiremezsin. Sen emrolunan yaparsın. Dogmatik alanda. Aynı alanda kalkıp iktisadi hayata, ticari hayata girersen seni götürürler. Kalpazanlar götürür. Karıştırma. Yumurtanın akıyla sarısını karıştırma. Yani benim gördüğümü söyleyeyim. Ekonomik hayatta duygusallık falan yok böyle bir şey. Bu benim hemşerim. Bu benim vatan. Bu Bursalı, ben de Bursalıyım. İşte çekirgede oturuyoruz. Komşu. Yok böyle hikaye. Mukaveneni tam yapacaksın. Tamam mı? Aldığını belli, verdiğin belli. İşi ona göre yap. Duygusallık öbür tarafta. Aşk, merhamet, sevgi, arayıp bulma, hal hatır sorma, nasılsın demek. Yani ama Allah için tabii, dogmatik alanda da. Evlilikler de böyle olursa, Allah için olursa çok mutlu olur. Yok kızın babası işte eşek yükü para var, nasıl olsa falan filan. İşte işittik ki bilmem adam hastaymış da bilmem, bizim oğlandan da hadi falan. Böyle hesap olmaz, böyle evlilik olmaz. Çok ekonomik davranırsan o çatırlar o evlilik, yazık. Anlatabiliyor muyum? Evlilik Allah için.
Ha, olur olmaz. Onlar hayır, neticesi ayrı. Sen Allah'ın için. Şimdi efendim burada karıştırmaması gereken şey yumurtanın akıyla sarısıdır. Karıştırıyoruz. Karıştırmaması gereken kısımda bizim olacağımız araştırma aklın rehberliğinde. Dikkat buyurun. Ve daima teorinin pratikte kurgulanan normun mütakip deneylerle somut gerçekte yanlışlanmasıyla olur. Bilim böyle yürür. Dolayısıyla teorik ve pratik arasındaki uyum, uyumsuzluk yeni bir teorinin kurulmasını gerektirir. Nasıl dogmatik alanda, mesela anlaşılabilmek için söylüyorum, Allah'ın koyduğu zekat oranını değiştiremiyorsan, burada değiştiremediğin anda orada o donar. Donduğu an her şey donar, kalır. Onun için hayat dinamiktir. Laboratuvarların ışığı hiç sönmez. Çünkü somut, gerçek bizim teorilerimizi alır yere vurur. Zor, yani somut gerçek, oyun, yani teorik, zor oyunu bozar. Bozması yeni teorik çerçevenin aranmasını gerektirir. Ve bilhassa darlık ve buhran zamanlarında bu arama ve araştırmalar çok kuvvetlidir. Türkiye'nin tefekkür tarihinde en kıymetli adamlar Cumhuriyet öncesinde Osmanlı'nın belki son 10 yılında çıkmıştır. Çünkü her şey gidiyor, her şey sonlanıyor. Aklı selim sonlanıyor, kalbi selim sonlanıyor, zevki selim sonlanıyor, dünya değişiyor. Bir monarşi gidip yerine Cumhuriyet gelecek. Onun araştırmasını, onun peşinde koşan insanların çilesini, tırnaklarını kanatmasını düşünün siz. Buna mukabil denge kurulduktan sonra hani Türkiye'ye hicret etmiştir, muhacir olarak gelmiştir. Bak Bursa'da çok var. Yani ailelerinizin Bursalı varsa geriye doğru sarın, Balkanlardan gelmişlerdir. Ya muhacirdir ya mübadildir. Bunların hepsi çile çekmişlerdir. Şimdi çocuklarına bakın, tuzu kurudur. Tuzu kurudur. Yerleşik. Bizim Fatih'te komşularımız vardı hakikaten. Balkan muhacirleri 1328 yani 1912'de Balkan Harbi'nden üç bela canlarını kurtarmış gelmişler. Adamlar, ben onların babalarını yetiştirdim. Hakikaten zor ve zahmetli yolculuğun içerisinde dürüstçe paraları... Çocuklarına baktım. Vur patlasın çal oynasın. O senin bu benim. Falan filan. Her şey hazır çünkü. Adam eve geldiği zaman çorba kaynıyor. Dükkanı var, bilmem nesi var. Oğlum diyor, emir de veriyor. Şöyle yap, böyle yap falan. Halbuki onların Balkanlardan sökülüp gelmesinin her ailenin acı hikayesi var. Böyledir bu işler. Onun için tahmin ediyorum Bursa'daki yerleşik nüfus içerisindeki muhacir ve mübadillerin ekonomi olan hakimiyetleri de başkadır. Çok tatlıdır. Onlar kıymetini bilir. Ama çocuklarda bir tavsama, etrafa bakın. Bu adese ne kadar çalışıyor. Evet efendim. Araştırmanın sonucu kitaplaşır ve bu memleketin kültür ve irfan hayatı o pınardan akması lazım. Bunun için de bizim çalışan, araştıran, okuyan insanlara ihtiyacı vardır. Bu insan bu fani hayat içerisinde evvela iç alem medeniyetini tezyin eder. İçi rahattır, huzurludur, zengindir. İyi bir araştırma için söylüyorum. Yani bunları ifade edeyim. İnsanla olan münasebetlerinde iyidir. Bilir, dünya nereden gelip nereye gittiğini bilir. Çok iyi dindarın ölçüsü bence Yunus Emre'nin şu sözü vardır. Biz kimsenin dinine hilafe demeyiz. Din tamam olunca doğar muhabbet. En muhabbetli Müslümana bakın, onun dini tamamdır. Ötekine bak, kıldığı namaz bile örf-ü adetten. Şu namazı kılayım da yiyeyim. Ben Madagaskar'dan gelmedim yani. ne diyeyim ben adamı? Bir şey diyemem. İzliyorum. Önemli olan kıldığın namazının bir kanaat ürünü olması lazım. Bu da işte neyse. Anlatabildim mi? Orada da araştırma var. Orada da tetkik var, sohbet var, muhabbet var. Bunlar olmadan olmuyor, babandan gördüğün gibi o olmuyor. Olmuyor. Evet efendim. Sorularınız varsa alalım. Benden bu kadar demiyorum. İnşallah sorularınızda soru açar. Buyurun efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Değişik bir yerlere getirdiniz. Çok değişik. Felsefe, metafizik, inanç,
Biz Aşure, o Muharrem değil ama Aşure kasesi bizim. Yayınımız da Bedrettin'i de inceledin yani gerçekten o da. Vallahi yemin, biraz evvel bir şey söyledim. Yıllarımı aldı. Bakın, öyle 15 sene falan filan dedi. Onun hikayesi başlı başına bir kitap olur. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Öyle Nazım Hikmet hapishanede. Ne yapacak? Hapishane şartları içerisinde Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin bir defa mutasavvıf. Şeyh Bedrettin bir defa Hanefi fıkhına bağlı bir fakih, hukuk adamı. Şeyh Bedrettin fetret devrinde devlet gidiyor. Nasıl? Bakın Türk tarihini iyi inceleyin. Görürsünüz ki Türklerin dağılmadan, dağılma sürecinden yeniden devlet kurması 10 sene. Türkler hiçbir zaman diasporaya gitmemiştir. Türk tarihinde diaspora yoktur. Size bir örnek vereyim. Çok kısa bir yolculuk. Osmanlı'nın kuruluş tarihi yaklaşık olarak 1300'dür. Değil mi? Fakat 1300 öncesinde Osman Bey'in beylikten devlete geçiş tarihi 1300'dür. Bu 1302 diyenler var, 1299 diyenler var. O eksen için. Fakat babası Ertuğrul Bey'in ölüm tarihi 1290'dır. 10 sene. Adam 10 sene içerisinde beyliği devlete getirmiş. Devlet gitti. 100 senesini tamamladı. Tam 1402'de Timur Ankara Ovası'nda Timur'a karşı savaşı kaybetti. Savaşı kaybetmesi için biraz konu dışında dipnot olarak alın. Bir grup askeri var. Bir ihanet edip öbür tarafa geçtiler. Onların ihanet ettiği alana 1402'den sonra veya 1413'te devlet yeniden ayakları üzerine oturunca o bölgeye verilen ismi söylüyorum. Mürtet. Dikkat edin, nereye geliyorum? 15 Temmuz'a geliyorum. Biz onu değiştirmiştik hocam. Ha, ondan evvel değiştirdiler. Ne dediler Akıncı, oraya? Akıncı Üssü. Yani. Akıncı Üssü. Tekrar mürtet. Tekrar mürtet oldu. Aynı yerde. Aslında rücu etti. Aslına rücu etti. Evet. Hamam aynı hamam, tellaklar değişmiyor. Aynen. Hamam aynı hamam. Eyvallah. Bu işler böyle. Şimdi gelelim. 1402'de dağılıyor. Vahdet dağılıyor. Osmanlı Birliği dağılıyor. Şeyh Bedrettin her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Onun ne gördüğünü bırakalım. Şimdi şu menkıbeyi tamamlayayım. Yeniden o 4 tane çelebi, Şehzade Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi, bunlar kardeş kavgalar içerisinde bir kişi sonlanıyor, bitiriyor. O da Mehmet Çelebi. Burada metfun. Komşunuz. Yeşilde mi? Ha, komşunuz. Musa Çelebi'yi de ziyaret ettim bir geldiğimde. İnsan üzülüyor tabii. O da 10 sene. 1402-1413. Doğru mu? Evet. Doğru. Gelelim. İmparatorluk Devlet-i Aliye-i Osmaniye yükselmeye başlıyor. Yükselmeye başlıyor. Aşağı yukarı Fatih dönemi itibariyle diyelim ki 1470'ler falan bir zirveye çıkıyor. Zirvede de aşağı yukarı, bunlar bıçakla kesilmiş gibi tarihler değil ama yordamlamayla söyleyebilirim. 100 sene zirvede kalıyor, ondan sonra çözülme başlıyor. Ağır ağır. Ağır ağır. Ağır. Bir hasta düşünün, hastalık 250 sene sürüyor. Kaç tane doktor gidiyor biliyor musun? Bunlar ölecek diyor. Yani giden, siz Nevzen Tevfik'i biliyorsunuz değil mi? Nevzen, Allah rahmet eylesin. Ne mübarek adammış ya. Bak ne mübarek adammış. Nevzen Tevfik'e demiş ki doktorlardan bir tanesi, Nevzen biz seni çok seviyoruz, sohbetin harika ama içme. Ne olur demiş, içersen ölürsün demişler, biz buna yani rıza gösterir mi, içme. Şimdi meyhaneye gidiyor Nevzen Tevfik, içmiyor. Arkadaşları, meyhanedeki arkadaş diyor ki ya Nevzen sen hani sana kimse yetişemezken niye içmiyorsun? Doktor dedi ki diyor, İçersem ölürmüşüm diyor. Onun için içmiyorum diyor. Piyaz yiyor. Bilmem ne yapıyor. Her neyse öyle içiyor. Adam bir eyyam geçiyor. Nevzen Tevfik içmeye başlıyor. Arkadaşları soruyor. Ne oldu Nevzen diyor. Doktor öldü diyor. Şimdi Osmanlı gidecek diyenler gidiyor. Gemi emin olun. Bir hastalık 250 sene sürer mi? Mesela son Rus tarihine bakın. 1917'de Lenin'le beraber zirve Amerika'nın yanına,
Dünyanın dördüncü büyük devletiydi Rusya. İkinci büyük devleti oldu. Bunlar uzayı paylaştılar. Uzay hukuku oradan çıktı. Nasıl şimdi biz denizde kavga veriyoruz? Daha uzaya gitmedik. Fakat öyle bir hikaye oldu ki Gorbaçov'la beraber Reykjavik'te bir anlaşma. O zaman Reagan adlı bir Amerikan Cumhurbaşkanı var. Bilmiyorum tanır mısınız? O ikinci dereceden artisti biliyor musunuz? Onun filmlerinde adam banka soyu. Filmde Reagan. Veminel Garayip. Yani ne bir utanç ya değil mi adam? Vallahi Amerikan Cumhurbaşkanı. Silahlı soygun yapıyor. Reagan'la Gorbaçov Reykjavik'te buluştular. Sene 1980 veya 80. Amerika ile Rusya bir pazarlığa girişti. Uzun menzilli, orta menzilli, kısa menzilli nükleer silahların azaltılması yönünde. Tamam mı? Şey diyor ki mesela, Reagan diyor ki, siz orta menzilleri diyor 250'ye indir diyor. Ne demek diyor, indiririz diyor. Yalnız sizin diyor bir şemsiye projeleri var. Amerika'nın üzerine bir şemsiye. Adamlarda neler var ya. Sen daha S-400'lerle açık havada tedavi. Adamınkini anlatayım size. Profesör Teller adlı bir fizik profesörü bu işi halletmiş. Amerika'nın üzerine böyle bir şemsiye. Yani elindeki bütün nükleerleri patlatsa hepsi oradan şemsiyeye gelen yağmur ne oluyor? Ya Atlantik ya Pasifik'e gidecek adam. Rusya baktı ki savaşı kaybetmiş. Ve enerjisi, parası hep yukarı gidiyor. Öyle değil mi? Rusya'da yani komünizm falan filan ama insanlar belki 20 metre, 30 metrekarelik evlerde oturuyorlar. Senin gibi Veli Efendi, kim bilir Bursa'daki evlerde herhalde öyledir. Veli Efendi gibi evi olanlar var şimdi açık. Tahmin ediyorum. Evleriniz kaç metrekare bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Eski konak hayatına falan baktığınız zaman hoş oda kalmadı ya. Netice itibariyle Rusya gitti. Rusya 80'den 90'a vardı varmadı bitti Rusya. Bitti. Osmanlı 250 seneden adam şey yapıyordu. Çözemiyorlar bir de bunu da çözemiyorlar. Çözemiyorlar. Hatta İngilizlerin çok zeki bir millet. Bir türlü bizde mesela 93 harbinde bir Silistre müdafaası vardır. Silistre. Türkçe'de bir veya iki tane kitap var veya yok onu bilmiyorum ama İngilizlerde böyle bir rafı dolduracak kadar 93 harbine ait kitapları vardır. Çözemiyor. Neyi çözemiyor? Ruslar Silistre'yi kuşatmışlar. İçeride askerlerimiz var. Şimdi İngiliz diyor ki içerideki asker sayısı belli. Diyelim 100 kişi. Su miktarı belli. Ekmek, dışarıdan ekmek mi gelecek? Bunlar savaşıyor, açın kapıları. Biz geldik ekmek. Buraya gitmiş böyle. Diyorlar ki bunlar en fazla direnseler diyelim ki 15 gün. 2 ay olmuş da hala direniyor. Bu nerede? Nasıl çözemiyor bunu? Bunu çözemiyor. Şimdi bu adamların yaklaşımları rasyonel. Her olayın bir irrasyonel boyutu vardır. Biz bunu ıskalarız. Bu da Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre'sinde geçer. Şöyle, bizim askerler savaşacaklar Ruslarla. Diyorlar ki, biz savaşacağız. Bir namaz kılalım diyorlar. Savaşacaklar, bir namaz kılalım. Ne kadar güzel. Namazı kılıyorlar. Biri dua edecek, askerler de amin diyecek. İşte dua eden diyor ki, Ya Rabbi bizi Ruslara karşı mansur ve muzaffer eyle diyor. Ya dua bu. Böyle dua olmaz diyor askerlerden biri. Böyle dua olmaz diyor. O da şaşırıyor. Nasıl dua edeceğiz diyor. Biz Allah'ın yoluna gidiyoruz diyor. Allah için savaşıyoruz diyor. Diyor. Allah'ın işine karışmayacağız. Yoluna gideceğiz diyor, savaşacağız diyor. Takdir onundur. Benim anlatabildim. Şimdi biz günlük hayatımıza bunu taşıyın. Artık ne kadar Allah'ın yolunda gittiğin tartışmaya açık. İşine karıştın. Oho. Öyle değil mi efendim? Bir düşün. Allah'ın işine karışmayacağız. Yoluna gideceğiz diyor. Büyük ihtimalle, ale bir ihtimal. Ben bunu bilemem tabii ama o direnç kuvveti çok önemli.
Evet efendim. O düşüşten sonra, düşüşün Osmanlı'nın bitiş tarihi 1910 ve 12'dir. 10-12 Balkan Harbi ile beraber başlayan bir şey. Elimdeki tek delil bu hususta, size bir örnek vereyim. Mustafa Kemal Paşa o tarihte Sofya'da ateşe militer. 1912 yazında Bulgarlar bir balo tertip ediyorlar. Bu baloya Mustafa Kemal Paşa bir Yeniçeri kıyafetiyle geliyor. Bir Kanuni döneminin ihtişam. Burada biz ona ne derler o kama. Kama ama işte onu yatağan tabir ederler ona. Yatagan. Yatağan. İngilizce bir fısfısın da ismidir. Yatagan. Onlar yumuşak y'yi söyleyemezler İngilizler. Yoğurt derler. Yoğurt diyemezler. Burada yatağan Mustafa Kemal Paşa bütün haşmetiyle Osmanlı'yı temsil ediyor. Balkan Harbi ile beraber her şey bitiyor. Artık bir daha Osmanlı bilmem ne lafı yok. Mustafa Kemal. Çünkü kafası başka yere odaklanıyor artık. Bu iş gidiyor. Bu iş bitiyor. Çünkü yukarıda zirvede her şeyi görüyor. Oturup senin benim gibi çay içmiyor ki. Oturup 8 haberlerine bakıp ne olmuş falan böyle bir hikaye yok. 1912'de Balkan Harbi derken nefes almadan 10 yıl süren harpler 1922 9 Eylül'de bitiyor. 1922'de. Yani Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi ve Türk Kurtuluş Savaşı. Netice 10 yıl süren harp. Ondan sonrası Türkiye yükselen bir tren içerisine giriyor. Sen bunun farkında değilsin. Bu trendi göremeyiz biz. Biz neyi görürüz? O trend yükselme halindeyken böyle inişler ve çıkışlar olur. O hep inişlerde, bak inişlerde, bu inişlerin en felaketlisi son yıllarda 2001 ekonomik krizidir. Abi öldü, bittik abi, öldü bitti. Bak çok işittim bunları. Bunları çok işittim ben. Türkiye gidiyor, o ondan sonra kıvrıldı. Kemal Derviş'i getirdiler Amerika'dan, Merkez Bankası'nın kısmi otonomisini sağladı. Böylece yükselmeye böyle bir devam ediyor. Biz iniş çıkışlarda her şey iyi. Yani bizim hayatımız kaos ve denge halindedir. Karmaşa cehennem ve denge hali cennettir. Biz günde birkaç defa cehenneme gireriz. Birkaç defa da cennete gireriz. Gündelik hayatınıza bakın. Bunu yaşayın. Beklenmedik bir haber gelir. Allah bilmem ne de işte cehennemdesin. Bir şey görür. Böyle bambaşka bir insan olursun. Yüzün güler falan. Bu cennet halidir. Bilmiyorum şu anda cennette misiniz, cehennemde misiniz? Ama Evliya Allah'tan biri demiş ki. Efendim? İnşallah siz de cennetin sözcüsü olursunuz. İnşallah. Bir saattir cennetteyiz hocam. Efendim? Bir saattir cennetteyiz. Siz Siyahlı Siyahlı mısınız? Son bir saattir cennetteyiz hocam. Evet, sayın bir şey hocam. Öyle mi? Ha bak, ben onun için sen siyasallı mısın dedim. Evet, siyasallı hocam. Siyasallı. Evliya Allah'tan biri şöyle söylüyor. Cennetlik misin, cehennemlik misin? Bilmek ister misin diyor. Bulunduğun hale bak diyor. Bu kadar. Şimdi bu iniş halinde ah vah falan filan. Esnafı söylüyorum yani. Mahmut Paşa esnafı bunlar ha. Yani çıkış halinde belli oluyor. Belli oluyor. Ne haber diyorsun? Falan böyle. İşte falan. Bakıyorsun buna Anadolu olmuş, Murat olmuş, BMW. Çocuk master'a dışarı gitmiş. Ne diyorsun be? Hamdolsun. Ben bir tek Mecnun'dan, meczup bir adamdan duydum. Nasılsın dedim. Allah'ın lütfettiği kadar iyiyim dedi. O iniş ve çıkışları bak neye bağlıyordu. Akıllılar bağlayamıyorlar. Ben de göstermeye çalışıyorum. Yani varlık ve yokluk, bolluk ve kıtlık insanlar için. Sadece biz testten geçeriz. Davranış biçimin ne olacak? Ona bakacaklar.